fiyatlaması da satışları da düşürdü. Önümüzdeki günlerde konut fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Konut fiyatlamasında artış hızı düşüyor. Mart ayında %2,4 oranında artış gösteren fiyatlar Nisan ayında yavaşladı ve %2 oldu. Konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. Uzmanlar fahiş artışların konut satışlarını da azalttığına dikkat çekiyor. ...aklın almayacağı veya işte kimsenin ta talip olmayacağı fiyatlar şu anda uçuşuyor. Her iş o, satış oluyor mu olmuyor. Sadece hayali bir şekilde fiyatlar kendi kendine yükselmiş ama e, satışa bu yansımıyor. Zaten endekse baktığınız zaman hem fiyatların e, artık çakıldığını diyelim e, tam ifadesiyle... E, ...stabil kaldığını e, hem de satış adetlerinin düştüğünü görmeye başladık. İzmir'de Nisan ayında artış oranı %1,4 oldu. İstanbul ve Ankara'da %1,5 oranla gerçekleşti. Sektör temsilcilerine göre fiyatlardaki artış önümüzdeki süreçte düşüşe geçecek. Tabela fiyatları şu anda yüksek gözüküyor. Fakat gerçek anlamda özellikle bazı lokasyonlar hariç, yani merkezi lokasyonlar hariç bunun dışındaki satışlar mutlaka daha aşağı gelecek. Gelmediği müddetçe bu evler satılamayacak. Yani gayet açık ve önümüzdeki günlerde de bu balon fiyatların biraz daha söneceğini, bu köpüğün gideceğini ben tahmin ediyorum. Sektör temsilcileri konut alacakların fiyatları sosyal medyadan değil yetkili emlakçılardan takip etmesi gerektiğini belirtiyor.